Unutamadığım komik bir anım şu şekilde. Bir gün poliklinik yapıyorum. Poliklinikteyken böyle bir anda bir aile girdi içeri. Genç bir kız ama genç bir kız görünmüyor yani kalabalıkta. Anne var, baba var, hala var, teyze var. Bütün sülalenin yarısı var yani orada. Ben de bir şey oldu zannettim. Hani acil bir şey var zannettim. Ne oldu hayırdır dedim. Aklıma bir sürü şey geldi. Hocam 3-4 kere görücü geldi. Kızımızı beğenmediler burnundan dolayı. O yüzden aslında çok acil hocam. Bizim çok acil burun estetiği olmamız lazım. İsteğiyle gelmişlerdi. Hani bizim kulak, burun, boğazda acillerimiz genelde burun kanaması, nefes yolu, hava yolu problemleri falandır. Böyle bir acil burun estetiği deyince gerçekten hani komik olmuştu. Kız da çok güzel gözlü bir kızdı. Mümkün olabilecek en kısa sürede ameliyat randevusunu verdik kendisine. Hakikaten de yaklaşık böyle bir 2-3 ay içinde evlendi gitti. Yani gerçekten sorun burunmuş. Komik anılar bizde bitmiyor tabii. Özellikle minimal invaziv yüz gençleştirme işlemlerinden en sık yaptıklarımızdan biri dudak dolgusu. Çok popüler. Özellikle gençler arasında. Bir tane hastamız gelmişti. Kendisine dudak dolgusu yaptık. İşlem yaptıktan sonra anlattık. Bir tık şişecek. Sonrasında inecek bu süreç diye. Bunları anlattık. İşlemden bir 4 saat sonra dudağım şişti diye mesaj attı. Daha sonrasında 3. 4. günlerde de tabii doğal süreç işliyor. Bu çok şişti. Acaba indirsek mi? Eritsek mi? Bu kadar şiş ben nasıl gezeceğim şeklinde bayağı bir korkmuştu. Daha sonrasında tabii o ödem indikten 15 gün sonra sanki hani o dudağımı eritsek mi diyen kişi o değilmişçesine bu biraz indi, biraz daha mı yapsak şeklinde. Yani kadınlarda dudakta istekler bitmiyor. Ne kadar böyle dolgun, etli dudak olursa o kadar hoşuna gidiyor kadınların. O yüzden başta hani şişti diyen hastalarımın çoğu daha sonra acaba bunu biraz daha mı ekletsek diye geliyorlar. Ve bu süreç beni her seferinde gerçekten gülümsetiyor.